Hitler'den sonra düşman kendi ülkenizde ve ulusal bağımsızlığın değeri yoktur gibi ifadeleri ciddiye almak zordu. Ancak hepimiz bunu bilsek ve gerektiğinde buna göre hareket etsek de bunu yüksek sesle dillendirmenin hala ihanet gibi bir şey olacağını hissediyoruz. Son olarak hepsinden zor olanı da bugün solun iktidarda olması ve sorumluluk alıp samimi kararlar almak zorunda olmasıdır. Sol hükümetler hemen her zaman destekçilerini hayal kırıklığına uğratırlar çünkü vaat ettikleri refaha kavuşulduğunda bile hakkında çok az şey söylenen rahatsız edici bir geçiş dönemine her zaman ihtiyaç duyulur. Bugün umutsuz ekonomik sıkıntılar içine düşmüş hükümetimizin geçmişte yaptığı propagandalara karşı mücadele ettiğini görüyoruz. İçinde bulunduğumuz kriz, deprem gibi aniden ortaya çıkan beklenmedik bir felaketin olmadığı gibi savaşın da bir sonucu değildir. Savaş yalnızca bu süreci hızlandırdı. 10 yıllar öncesinden böyle bir şeyin olacağı öngörülebilirdi. 19. yüzyıldan beri kısmen yabancı yatırımlardan elde edilen kâra, sömürge ülkelerdeki garantili pazarlara ve ucuz ham maddelere bağlı olan ulusal gelirimiz son derece istikrarsız bir yol alıyordu. Er geç bir şeylerin ters gideceği kesindi ve ihracatımızın ithalatımızı dengelemesini sağlayacak bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Ve böyle olduğunda işçi sınıfı standardı da dahil olmak üzere Britanya yaşam standardı geçici de olsa düşmeye mahkumdu. Buna rağmen sol kanat partiler de en sıkı emperyalizm karşıtı oldukları dönemde bile bu konuya açıklık getirmemişlerdir. Britanyalı işçilerin Asya ve Afrika'nın yağmalanmasından bir ölçüde yararlandıklarını zaman zaman kabul etmeye hazırlardı. Ama yağmalamaktan vazgeçebilir ve yine de refah içinde yaşamaya devam edebilirmişiz gibi bir izlenimin yaşanmasına her zaman izin verdiler. Aslında işçiler büyük ölçüde sömürüldükleri söylenerek sosyalizmi benimsemeye ikna oldular. Oysa acımasız gerçek sömürenlerin onlar olmasıydı. Şimdi görünüşe bakılırsa işçi sınıfının yaşam standartlarının yükseltilmesi şöyle dursun, korunmasının bile mümkün olmadığı bir noktadayız. Zengini ortadan kaldırsak bile kitlelerin ya daha az tüketmesi ya daha fazla üretmesi gerekir. Yoksa içine düştüğümüz karmaşayı abartıyor muyum? Belki de. Yanıldığımı görmekten de mutlu olurum. Ancak belirtmek istediğim nokta bu sorunun sol ideolojiyi benimsemiş insanlar arasında gerektiği gibi tartışılamayacak olmasıdır. Ücretlerin düşürülüp çalışma saatlerinin arttırılması doğal olarak sosyalizm karşıtı önlemler gibi algılanacağından ekonomik durum ne olursa olsun baştan böyle bir işe kalkışmamak gerekir. Bunun kaçınılmaz olabileceğini söylemek hepimizi korkutan o etiketlerin üzerimize yapıştırılma riskini almak demektir. Bu sorundan kaçmak ve mevcut milli geliri yeniden dağıtarak sıkıntının üstesinden geleceğimizi savunmak daha kolaydır. Tutuculuğu kabul etmek, her zaman için çözülmemiş çelişkileri miras almak demektir. Bütün duyarlı insanların endüstriyalizmden ve ürünlerinden tiksindiğini, buna rağmen yoksulluğun ortadan kaldırılıp işçi sınıfının özgürleşmesinin daha az endüstriyelleşmeye değil, her geçen gün daha fazlasına ihtiyaç duyduğu gerçeğini ele alalım. Ya da bazı işlerin kesinlikle gerekli olduğunu, buna rağmen bir tür baskı olmadan asla yapılmadığı gerçeğini düşünelim. Hatta güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olmadan olumlu bir dış politikaya sahip olamayacağınız gerçeğini ele alalım. Bu örnekler çoğaltılabilir. Buna benzer durumlarda son derece açık olmakla birlikte ancak resmi ideolojiye içten içe sadakatsizlik edildiğinde ortaya çıkartılabilecek bir sonuç vardır. Normal tepki soruyu cevaplanmış halde zihnimizin bir köşesine itmek ve ardından çelişkili sloganları tekrarlamaya devam etmektir. Bu tür düşünmenin etkilerini keşfetmek için eleştiri yazılarını ve dergileri araştırmanız gerekmez. Zihinsel sahtekarlığın sosyalistlere ve genel olarak sol görüşlülere özgü ya da onlar arasında yaygın olduğunu söylemiyorum. Yalnızca herhangi bir siyasi disiplinin kabul edilmesi edebi bütünlükle çelişiyormuş gibi görünüyor. Sahtekarlık, siyasi mücadelenin dışında olduğunu iddia eden pasifizm ve bireyselcilik gibi hareketler içinde eşit derecede geçerlidir. Aslında izmle biten kelimelerin çıkardığı ses bile propaganda kokusunu beraberinde getiriyor. Bütün izmlerde grup sadakati gereklidir ve edebiyat da bireyin ürünü olduğundan dolayı edebiyatı zehirlerler. Olumsuz da olsa herhangi bir etkiye sahip olmasına izin verildiği sürece sonuç tahrifattan öte yaratıcı gücün kuruyup gitmesi olur. Ne yapacağız peki? Politikadan uzak durmanın her yazarın görevi olduğunu mu iddia etmeliyiz? Kesinlikle hayır. Daha önce de belirttiğim üzere her durumda şimdiki gibi bir çağda düşünen hiç kimse gerçek anlamda politikadan uzak duramaz ya da durmaz.
Politik ve edebi bağlılıklarımız arasına şimdikinden daha keskin bir çizgi çizmemiz, tatsız olmakla birlikte gerekli bazı şeyleri yapma isteğinin, genelde bunlara eşlik eden inançlara bağlı kalma yükümlülüğünü beraberinde taşımadığını kabul etmemiz gerektiğini söylüyorum. Bir yazar politikayla ilgilendiğinde bunu vatandaş olarak, insan olarak yapmalıdır. Yazar olarak değil. Sırf duyarlı olduğu için siyasetin kirli işlerinden kaçınmaya hakkı olduğunu sanmıyorum. Herkes gibi o da soğuk salonlarda ders vermeye, duvarlara yazı yazmaya, seçmenler arasında kamuoyu araştırması yapmaya, broşür dağıtmaya, hatta gerekirse iç savaşla mücadele etmeye hazır olmalıdır. Ancak partisinin hizmetinde başka ne yaparsa yapsın bunu kaleme almamalıdır. Yazmanın ayrı bir şey olduğu konusunu açığa kavuşturmalıdır. Ve resmi ideolojiyi tamamen reddetmeyi tercih etse de işbirliği yapabilmelidir. Sapmayla suçlanacağı düşüncesiyle düşünceler silsilesinden dönmemelidir ve geleneklere karşı geldiğinin ilan edilmesini önemsememelidir ki büyük ihtimalle edilecektir. Belki de bir yazarın gerici eğilimleri olduğundan şüphe edilmemesi kötüye işarettir. Tıpkı 20 yıl önce komünizm sempatizanı olmasından şüphe edilmemesinin kötüye işaret olması gibi. Peki bütün bunlar bir yazarın politik patronlar tarafından kontrol edilmeyi reddetmesinin yanı sıra politika hakkında yazmaktan da kaçınması gerektiği anlamına mı gelir? Tekrar ediyorum, kesinlikle hayır. İstediği takdirde en kaba politik yöntemle yazmaması için hiçbir sebep yok. Ama bunu yalnızca birey olarak, aykırı biri olarak, hatta düzenli bir ordunun pek de istenmeyen gerillası olarak yapmalıdır. Bu tavır olağan politik yararlılıkla fazlaca uyumludur. Savaşın kazanılması gerektiğini düşünüp savaşmayı isterken aynı zamanda savaş propagandası yazmayı reddetmek mantıklıdır örneğin. Bazen bir yazar dürüstse yazdıkları ve politik aktiviteleri aslında birbiriyle çelişebilir. Bunun açık ve net bir şekilde istenmediği durumlar vardır. Ancak böyle bir durumda da çare kişinin dürtülerini yok etmek değil, sessiz kalmaktır. Yaratıcı bir yazarın kargaşa anında hayatını iki bölüme ayırması gerektiğini savunmak bozguncu ya da anlamsız görünebilir. Ancak uygulamada başka ne yapabileceğini bilmiyorum. Kendini fil dişi kuleye kapatmak mümkün değildir ve bu aynı zamanda istenmeyen bir şeydir. Yalnız bir parti aracına değil, bir grup ideolojisine de öznel olarak teslim olmak kendinizi bir yazar olarak yok etmektir. Bu ikilemin acı verici olduğunu hissediyoruz çünkü her ne kadar kirli, küçültücü bir iş olduğunu görsek de politikayla ilgilenmenin gerekli olduğunu görüyoruz.